AdvisorTrade'e gittim. Bildiğiniz üzere 150 dolar yatırım yapmıştım ve günlük olarak çekimlerimi yapıyorum. Haftanın 5 günü olarak çekimler yapıyorum. Burada yatırım bölümünden bir daha sizler için yatırım planlarına göz atmak istiyorum. Siz eğer 10 dolarla 500 dolar arası bir para yatırırsanız günlük 1.1 alıyorsunuz. Ve para çekiminiz hızlı oluyor. Toplam karınız da %133 oluyor. 30 gün sonra tam para hediyesi oluyor. Ve 500 dolarla 2500 dolar arası yatırım yaptığınız zaman 1.3 oluyorsunuz. 2500 dolarla 10 bin dolar arası yatırım yaptığınızda 1.6 ve limited bir teklif var burada. Toplamda %220 olan ve 60 gün vade süresi olan bir paket var. 10 bin dolarla 250 bin dolar arası yatırım yaptığınız zaman günlük olarak haftanın 5 günü her gün %2 para alıyorsunuz. Ve burada da Gülay ayında yani geçen ayın raportu var. Bu raporta da bakalım arkadaşlar. Ne kadar kazanç olmuş, nerelerden kazanç olmuş. Bunlara da göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi bu aya, bu geçen aya da ait olan bir hesaplama burası. Dijital teknolojiye ayrılan yüzdeyi görebilirsiniz. Financial Market Trading'ine, Infrastructure Investing'de yatırımlara ve buradaki diğer yatırımların yüzdesini hangi yatırımdan ne kadar kar elde edildiğini burada göz atıp görebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu şirket işte sahibinin yeni bir videosu yayınlandı. Bu videoyu da sizlerle bölüşmek istiyorum. Pandemi dövründe işte nasıl işlemlerin gittiği, kazançlarla ilgili, kazanç maddeleriyle ilgili bir bilgiler paylaşılmış ve o videoyu size şimdi takdim ediyorum. The epidemic will eventually recede. It's already receding in China, by the way. So things will normalize. It will take time for investors to regain some confidence and visibility. But the good news is, if you look at the three driver of asset prices, fundamentals in our view are unchanged long term. And they play out in terms of asset valuation only on the long-term time horizon. They haven't changed. What we've witnessed in recent day is a change of valuation, not a change of value. Which leaves us with the third factor, technicals. And technicals, we wrote mid-January that the market was in dire need of a consolidation. This is happening. This is very welcome. Bull markets need health restoring correction along the way up. And this is, in this respect, very, very welcome. The technical positioning of the market now is much more healthy. Sentiment is depressed. Investors are kept on their toes, watching for the number of cases in various countries. This is a very fruitful starting point for investors to consider buying selectively some assets. Those assets with the best fundamentals that have led the market on the way up and up until very recently will continue to lead in coming months. Evet arkadaşlar, yeniden geri döndük. Şimdi ben yatırım bölümüne gireceğim arkadaşlar. Hesabıma dahil olacağım. Gördüğünüz üzere 150 dolarlık bir yatırımım var ve toplamda 38.25 dolarlık bir çekim yaptım. Ve toplam tutarım 150 dolar. Burada benim kazancımı görebiliyorsunuz. Alınan %21.45 dolarlık bir kazancım olmuş. Aktif dönemim 13 gün olmuş. 13 gündür yatırım yapmışım. Ve kazançlarla ilgili burada bilgileri görebilirsiniz. Her gün olarak kazanç almışım. 1.1 alıyorum ben 150 dolar için. Çünkü 10 dolarla 500 dolar arası. Ve burada her gün haftanın 5 günü yani her gün 1.65 dolarlık bir kazanç oluyor. Burada da çekimleri görebiliyorsunuz. Bakın 2 günün kazancı toplanmıştı. 3.30 dolar çektim Perfect Money'ye. Bu arada 3.30, 1.65 çektim. Yani çekimler gerçekten de geliyor, anında geliyor bazen. Bazen de işte 1-2 saat gecikmeyle geliyor. Yani o adminin o anda işlemleri yapmasıyla ilgili olarak işte bu oluyor. Yani iyi bir testi aslında. Yani diğerlerine baktığınız zaman iyi. Ama tabii ki şimdi artık zaman geçiyor. Yatırım yapmak zamanı geçiyor yani. Burada geçmiş tamamını görüntülediğimizde burada Perfect Money çektiğim 36 dolar toplam parayı görebiliyorsunuz. Bakın burada toplam paraları görüyorsunuz. Yatırımlar ve investing bölümü var. Bunları da daha göstermiyorum sizlere. Burada invest dediğiniz zaman, invest yaptığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi 1.1 gün başına 1.3, bakın 1.6 %2 gün başına olan bölümlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da diğer bilgileri görebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler, hoş günler olsun.